Aşağıdaki tabloda bazı fiziksel nicelikler ve birimleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri tablodaki fiziksel niceliklerden hepsi için ortaktır? 1. Temel büyüklüktür. Arkadaşlar kütle ve sıcaklık temel büyüklük ama enerji türetilmiş bir büyüklük. Temel büyüklüklerimiz kısa muz ile formüze ettiğimiz büyüklüklerimiz de K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M mol sayısı, U uzunluk, S de zaman şeklinde ifade ediliyordu. O zaman buradaki enerji temel büyüklükler arasında olmadığı için bir yanlış. Hepsi için ortak değil. 2. Skaler bir büyüklüktür. Evet bunların hepsi arkadaşlar yönü olmayan büyüklüklerimiz yani skaler büyüklüklerdir. Doğru. Uluslararası bilim sistemindeki birimi verilmiştir. Kütlenin birimi gram cinsinden verilmiş. Yanlış. Kilogram olması lazım. SI birim sisteminde birimi. Diğerleri Kelvin ve Joule olarak doğru verildiği için ama kütle yanlış verildiği için hepsi için ortak değil. O cevabımız arkadaşlar yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir öğrenci bazı hareket durumlarının dengelenmiş veya dengelenmemiş kuvvetler etkisiyle gerçekleştiğine ilişkin tabloyu aşağıdaki gibi doldurmuştur. Buna göre öğrenci 1, 2, 3, 4, 5 no'lu hareketlerden hangisine ait tabloyu hatalı işaretleme yapmıştır şeklinde soruluyor. Birincisine baktığımızda kalkış için hızlanmaya başlayan uçağın hareketi. Hızlanmaya başlıyorsa arkadaşlar F eşittir M çarpı A prensibine göre ivmeli hareket yapmış. İvmeli hareket yapması için net kuvvetin sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman dengelenmemiş kuvvet etkisinde bir hareket yapmış. Doğru yazılmış. 2. Sabit süratle virajı dönen otomobilin hareketi. Sabit virajlı arkadaşlar burada çembersel bir yörüngeye daldığı için sabit hızla Dönerken bunu merkeze doğru çeken bir merkezcil kuvvetimiz yani sürtünme kuvvetimiz var. İşte burada merkezcil kuvvet diye net bir kuvvet etkiliği için dengelenmemiş kuvvet etkisinde bir hareket yapması lazım. Yani burayı işaretlemesi gerekirken burayı işaretlediği için yanlış. Yani hatayı hemen B'de bulduk. Diğerlerini de yine okuyalım. Salıncakta sallanan çocuğun hareketi. Salıncakta sallanırken arkadaşlar burada nesnemiz... Bu şekilde aşağı doğru hızlanıp ters yönde sonra hızlanıp yavaşlayıp duruyor. Yani bir salınım hareketi yapıyor. Salınım hareketi yaparken denge konumuna doğru bir e, denge denge konumuna doğru çeken bir geri çağırıcı kuvvetimiz var. Yani geri çağırıcı kuvvet bu cismin hızlanmasını ve ters yönde yavaşlayıp durmasını sağlıyor. Yani net bir kuvvete maruz kalmış. Yani dengelenmemiş kuvvet etkisini hareket etmiş mi? Evet. Dört düşey doğrultuda sabit hızla düşen yağmur damlasının hareketi. Yağmur damlasının sabit hızla inmesi için aşağı doğru yukarı çeken hava direncinin aşağı yönde ağırlığına eşit olması lazım ki net kuvvet sıfır olsun. Net kuvvet sıfır olduğunda cisim ya duruyor ya da sabit hızla hareket edebiliyordu. Yağmur damlası bu şekilde sabit hızla aşağı hareket eder. Yani kinetik denge söz konusu olmuş olur. O halde dengelenmiş kuvvet etkisinde mi gerçekleşti? Evet net kuvvet sıfır olduğu için dengelenmiş kuvvet etkisine gerçekleşti. Bir tenis topuna raketle vurulduğun anda topun yön değiştirme hareketi tabii kuvvetin yön değiştirme etkisi duran bir cismi harekete geçiren hareket eden bir cismi durduran onun şekil veya yörüngesinde değişiklik yapabilen etkileri biz kuvvet diyoruz. O halde burada bir kuvvete maruz kalmış mı kalmış nereden anlıyoruz yön değişimine sebep olmuş net bir kuvvet var yani bu da doğru. O halde hatalı olan işaretleme yalnız 2'de yapılmış cevap B seçeneğidir. Şekil 1'deki içinde sıvı bulunan X kabının pistona uygulanan kuvvetin şiddeti artırılıyor. Şekil 2'deki içinde gaz bulunan Y kabının pistona A seviyesinden B seviyesine kadar itiliyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K ve L basınç ölçerlerinin gösterdiği değerler eşittir. Arkadaşlar K'daki basınç buradaki Sıvı basıncı artı sıvıya buradan yapılan basınç. Yani F bölü S artı buradaki HDG. L'ye baktığımızda L'deki basınçta yine buradaki sıvının basıncı artı F bölü S dediğimiz pistona yapılan basınç. O zaman alt taraftaki basınç üst taraftaki basınçtan büyük olduğu için gösterdikleri değerler eşittir yazmış. Yaz, yanlış. 2. K ve L basınç ölçerlerinin gösterdikleri değerlerdeki artışlar eşittir. Şimdi Pascal prensibine göre sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen iletiyorlar. Yani ben buraya F bölü S kadarlık pistona bir basınç uyguladım. E o basınçta sıvıya aktarıldı. Sıvıda da P kadarlık bir artış varsa bu artışı her doğrultuda aynen iletti. Yani bu P diye söylediklerimiz artışlar her yerde aynı. O halde ikinci ifade doğru. Basınçlar eşittir. Artışları eşittir pardon. 3. M ve N basınç ölçerlerinin gösterdiği değerler eşittir. Şimdi gazların basıncı her yerde aynı. Sıvı gibi değil yani. Gazların basıncı her yerde aynı. O zaman buradaki gaz basıncı ile buradaki gaz basıncı aynı olduğu için basınç ölçerlerimiz buradaki M ve N'ler aynı değerleri göstermiş olacak. Yani gösterdiği değerler eşit dediği için bu da doğru. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur diyeceğiz. İçinde taşma düzeyine kadar sıvı bulunan L kabı ve boş M kabı şekil 1'de gibidir. L kabına K cismi bırakıldığında şekil 2'deki gibi yüzüyor ve M kabına bir miktar sıvı taşıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar başlangıçtaki düzeneyimiz verilmiş. Bakın K cismini koymuşuz ve K cisminin batan kısmının hacmi kadar sıvı taşmış. Ve burada bu cisme etkiyen kaldırma kuvveti yukarı çeken kuvvetleri aşağı çekenleri eşit dediğimizde arkadaşlar yüzen ve askıda kalan cisimleri etkileyen kaldırma kuvvetleri cisimlerin ağırlıklarının büyüklüklerine eşit olmuş olacak. Yani bunlar büyüklük olarak birbirlerine eşit. E o zaman arkadaşlar kaldırma kuvveti aslında bir tepki kuvveti değil mi? Biz sıvıya bir etki yapıyoruz. Sıvı da bize tepki göstermiş oluyor. Yani FK kadar bir tepki gösteri bu kuvvetle şiddet olarak ağırlığına eşit cismin. Yani cisim ağırlığı kadar sıvı taşırıyor veya kütlesi kadar sıvı taşırıyor. O zaman bu kaptaki kütle veya ağırlık artışı K cisminin kütlesine veya K cisminin ağırlığına eşit olmuş oluyor. Buna göre bir. Dijital terazinin ölçtüğü kütle artışı K cisminin kütlesine eşittir. Evet başlangıçta M kabını ölçerken şimdi M kabıyla birlikte buradaki sıvıyı ölçüyor ve bu sıvı kütlesel olarak K cisminin kütlesine eşit. O zaman e, ölçtüğü kütle artışı K cisminin kütlesine eşit bilgisi doğrudur. 2. M kabına taşan sıvının ağırlığı K cismini etki eden kaldırma kuvvetinden küçüktür. Arkadaşlar eşit dedik. O zaman bu yanlış. M kabına taşan sıvı hacmi K cisminin batan hacmine eşittir. Evet cisimler daima batan hacimleri kadar sıvıyı yükseltirler veya taşırma kaplarında taşırırlar. Onun için cismin tamamı girmediği için sıvıya kendi hacmi kadar taşırmaz. Batan kısmın hacmi kadar taşırır. Zaten burada onu söylüyor. K cisminin batan hacmi kadar sıvı taşırdığını söylüyor. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. İç direnç önemsiz, üreteç, ideal voltmetre, ideal ampermetre, direnç ve reosa ile kurulan şekildeki devrede reosanın sürgüsü ok yönünde çekiliyor. Buna göre voltmetrenin ve ampermetrenin gösterdiği değerlerin ilk duruma göre değişimler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce baktığımızda artı kutuptan çıkan üreticinin art kutundan çıkan akım voltmetre üzerinden akım geçirmeyeceği için buradaki reosta sürgüsünün yerine yanına gelince bakın burada bir Şuraya gelirken bir dirençli yol var bir de dirençsiz yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edecek. Buradan sonra diye bu reosta sürgüsünün olduğu şu kadarlık kısmı kullanmış olacak. Yani bu kadarlık bir direnç kullanıyor. Sonra yoluna devam ediyor. Bunun üzerinden geçip devrede döngüyü tamamlıyor. Yani akımımız ana koldaki toplam akımımıza i dediğimizde şuradaki iki tane direnci kullanmış oluyoruz. Ve eşittir i çarpı 2R diyebiliriz devredeki buradaki başlangıçtaki durma. Şimdi ne yapıyoruz? Reosta sürgüsünü ok yönde çekiyoruz. Ok yönde çektiğimizde direncimiz ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Direncimiz azalırsa üretece dokunmadığımız için devrede direnç azalırsa akım ne yapacak? Artacak. Akım devrede artacak. Ampermetrenin gösterdiği değer artar diyeceğiz. Yine voltmetrenin gösterdiği değer ise bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçtüğü için şu an reostanın uçlar arasındaki gerilimi ölçüyor. Peki burada direncimiz ne yapıyor? Azalıyor. E peki akımımız ne yapıyor? Artıyor. E buradan nasıl bulacağız? O zaman düzeni şöyle düşüneceğiz. Bakın reostanın olduğu yerdeki direnç bu. Yanındaki direnç de şu yukarıdaki olan direncimiz olmuş oldu. Şimdi biz V gerilimini burada paylaştırırken V dediğimizde bunlar eşit olsun. V bölü 2, V bölü 2 şeklinde paylaştırıyoruz. Ama buradaki direnci azalttığımızda arkadaşlar R bölü 2'ye R dediğimizde burada bu sefer direnci az olduğu için gerilimin yarısından azını kullanmış olacak. Bu da yarısından fazlasını. Yani ben buna V bölü 3 dersem arkadaşlar buna 2 V bölü 3 demiş oluyorum. Çünkü 1'e 2 oran var. Toplamlarının V'yi vermesi gerekiyor. E demek ki başlangıçta eşit paylaşırken dirençleri aynı ve akımları aynı olduğundan dolayı eşit paylaştılar V'yi V/2 V/2 şeklinde. Ama reosta direnci azaltan bir etki yaparak sürgüyü hareket ettirdiğimizde o zaman ne oldu? Bunun kullandığı azaldı, diğerini kullandığı artmış oldu. Ve buradan da anlıyoruz ki voltmetrenin gösterdiği değer reosta sürgüsünün olduğu değer V bölü 2'den V bölü 3'e düştü. V bölü 2'den V bölü 3'e düştüğü için gerilimi azalmış oldu. gösterdi değer azalır diyeceğiz. O halde cevabımız B seçeneği doğru çıkar. Hava sıcaklığının 5 santigrat derece olduğu bir günde balkondaki fayans, zemin ve halı ısıl dengede iken Kıvanç sağ ayağı fayans zeminde sol ayağı da halıda olacak şekilde ayakta durmaya başladığında sağ ayağının daha fazla üşüdüğünü hissediyor. Neden? Çünkü buradaki arkadaşlar fayansın ısı iletim katsayısı buradaki halının ısı iletim kas sayısından fazla olduğu için ayağından çok ısı çektiğinden dolayı haliyle bu ayağı üşümüş oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Fayans yüzeyin ilk sıcaklığı halı yüzeyin ilk sıcaklığından küçüktür. Zaten başlangıçta ikisinin de ısıl dengede olduğunu vermiş yani fayansın da ısı sıcaklığı 5 santigrat derece. Halının da sıcaklığı balkonda 5 santigrat derece. İkisinin de sıcaklığı aynı. Burada küçüktür dediği için yanlış. Kıvanç'ın sağ ayağının birim zamanda verdiği ısı sol ayağının birim zamanda verdiği ısıdan fazladır. Evet sağ ayağında fayans kullanıldığı için fayansın ısı iletim katsayısı fazla olduğu için sağ ayağından fazla miktarda ısı geçişi olacak fayansa. Onun için bu ifade doğrudur. 3- Fayans yüzeyin ısı iletkenliği halının ısı iletkenliğinden fazladır. Evet fayans yüzeyin ısı iletim kat sayısı veya ısı iletkenliği halının ikisinden fazla olduğu için sağ ayağının üşümesinin sebebi zaten bu. O halde cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı. P bölgesinde bulunan optik düzeneğe gönderilen I ışını optik düzenekten şekildeki bir I ışını, I ışını olarak çıkmaktadır. Buna göre P bölgesi içerisindeki düzenek 1, 2, 3 ton düzeneklerden hangi yeri olabilir diye sorulmuş. Her bir düzeni ayrı ayrı değerlendiriyor. Bakın burada asal eksene paralel gelen bir ışık var. Bu ışık çukur aynamıza geldiğinde odağından geçecek şekilde yansıtıyorum. Mesela burası asal ekseni olsun, odağı burası olsun yansıttım. Sonra gelen bu ışık tümsek aynamıza geliyor. Neresinden geçecek şekilde gelirse asal eksen'e paylar yansır. Odağından. Bunun da odağından geçecek şekilde geldiği için gelirse daha doğrusu asal eksen'e paylar bir şekilde yansır. O zaman giren ışık bu, terk eden ışık bu. Yukarıdakine benziyor, benziyor. Böyle bir durum gerçekleşebilir, olabilir. Şimdi geçelim tam yansımalı prizmalara. İçerisine giren ışığın en az bir yüzeyden tam yansıdığı ve Sınır açısının 40 derece, 42 derece olduğu camdan yapılmış çünkü ikizkenar kenar dik üçgen şeklinde olan saydam ortamlara biz prizma diyoruz. Şimdi asal eksene daha doğrusu böyle bir ışığı gönderdiğimizde yarı paralel bir şekilde bu ne yapacak? Azdan çoğa geldiği için normale yaklaşacak. Normale yaklaştırıyorum arkadaşlar. Sonra buradaki açımız 45'ten büyük olduğu için yine 45'ten büyük bir açıyla yansıyacak. Işığımız buraya gelecek. Geldi. Buraya geldikten sonra arkadaşlar yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiği için dış ortama çıktığında normalden uzaklaşacak. Bu normalimiz normalden uzaklaştığı için de geliş doğrultusuna paralel bir doğrultuda düzeni terk ediyordu tam yansımalı prizmalarda. O halde bu da yukarıdan gönderdim aşağıdan gittiği için yani I'nın I üstü olarak bir kırılmasını dışarı çıktığını gözlemledik. Yani böyle bir durumda gerçekleşebilir. Yine bakalım. iki tane yakınsak merceğimiz yani ince kenarlı merceğimizin asal ekseni bu olsun. Asal ekseme paralel gelen bir ışık var. Bu ne yapacak? Odaktan geçecek şekilde kırılacak. Buranın odak olduğunu düşünelim. Odaktan geçecek şekilde kırıldı. Tabi bu ışık yine öbürünün odağından geçecek şekilde geldiği için de buradan yine asal ekseme paralel bir şekilde kırılabilir. Yani I ışığı I üssü olarak düzeliği terk edebildi mi? Yukarıdakine benzer bir şekilde terk etti. Yani bu da olabilecek bir durum olduğu için üçünü de olabilecek durumlar arasında saydık. Yani hepsi olabilir. Cevap E seçeneğidir.